Marilyn Monroe nasıl öldü? İlk zamanlarda muhtemel bir intihar olarak kabul edildi. Zamanla kanıt eksikliği ve siyasi motiflerle alakalı sorular o kadar yoğun bir şekilde arttı ki soruşturma 1982'de yeniden açıldı. Ağustos 1962'de şafaktan hemen önce hizmetçisi Yunus ve psikiyatristi Ralph, Brimus semtindeki evinin yatak odasında tepkisi olarak yattığını fark ettiler. Kapıyı kırdıklarında korkunç gerçeği anladılar. Marilyn Monroe, 4 Ağustos'un son saatlerinde aşırı dozdan ölmüş gibiydi. Öldüğünde henüz 36 yaşındaydı. Marilyn Monroe hayattayken dünya çapında bir simgeydi. Göz alıcı yıldız yalnızca güzel değildi. Aynı zamanda zamanının en beğenilen erkeklerinin bazılarıyla romantik bir ilişki içerisindeydi. Marilyn Monroe 36 yaşında öldüğünde dünyayı şok etti. Monroe efsanevi oyun yazarı Arthur Miller'la evlenmişti. Frank Sinatra ile arkadaştı. John F. Kennedy ile ateşli bir ilişkisi vardı. Monroe doğal olarak kendini güçlü erkeklerin yanlarında ihtiyaç duyduğu güçlü bir kadın olarak konumlandırdı. Ama onu meşhur masaya getiren ekrandaki yeteneğiydi. 1950'lere gelindiğinde Monroe'nun filmografisi yaklaşık 2 milyar dolarlık modern zamanlara denk gelen bir hasılata sahipti. James Bacon şampanya ve vodka içiyordu, ara sıra hap patlatıyordu. Ona hep hap ve alkol seni öldürecek derdi. O da bana dönüp henüz öldürmedi diyerek yanıt verirdi. Sonra bir içki daha alır ve bir yaptı atardı. Sonunda bu alışkanlıkları Monroe'nun işlerini etkilemeye başladı. Sete zamanında gidemiyor, hatta repliklerini bile hatırlayamıyordu. John F. Kennedy'nin kayınbiraderi Peter, Monroe'yla canlı konuşan son insandı. Telefondaki son konuşmasında Monroe'nun uzun zamandır hizmetçisi olan Eunice Murray, sabah saat 3'te uyandıktan sonra Monroe'nun yatak odasındaki ışığın hala açık olduğunu gördü. Panik halinde yıldızın doktorunu aradı. Önce her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çaldı. Ama kapı kilitliydi. Yanıt gelmemesi endişelenmesine sebep oldu. Hizmetçi yatak odasının camını kırdı ve Monroe'yu yatakta çıplak buldu. Elinde sıkıca tuttuğu bir telefon vardı. Psikiyatristi herkesin gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini çabucak anladı. Kapının diğer tarafındaki doktor Engelberg'e haber verdi. Greenson ölmüş gibi görünüyor dedi. Engelberg, Marilyn Monroe'nun sabah saat 4.30 sularında öldüğünü açıkladı ve hemen ekiplerle temasa geçti. Bu sırada avukatlarından biri olan Milton, aceleyle telefondaki ön meseleleri ele aldı. Bir konser için Hollywood'da olan Arthur Jacobs aceleyle eve geldi. Jacobs o zamandan beri Marilyn'in ölüm gecesini anlatmayı reddetti. Yıllar sonra yatak odasında gördüğü sahnenin hakkında konuşulamayacak kadar korkunç olduğunu açıkladı. Komodinin üzerine serpilmiş sayısız reçeteli hap kesinlikle intiharı çağrıştırıyordu. Ama onun ölümüne gerçekten neyin sebep olduğuna dair bitmeyen sorular asla ortadan kalkmadı. Şafak vakti evin bahçesi gazetecilerle dolup taşmıştı. Cesedi otopsi yapılmak üzere Los Angeles'a götürüldü. Aynı gün toksikoloji sonuçları ölümünün muhtemelen uyku hapları ve barbiturat nembutaldan dolayı kanında yüksek derecede kloral hidrat bulunduğunu gösterdi. Marilyn Monroe, New York'taki dairesinde o zamanki eşi oyun yazarı Arthur Miller arka planda otururken sürahiden bir içki koyuyor. Bununla beraber adli resmi ölüm belgesinde Monroe'nun ölümünün olası bir intihar olarak değerlendirildiği yazıyor. Kloral hidrat seviyelerinin çok yüksek olduğu, uyku haplarının çok kısa bir zaman içerisinde, yaklaşık bir dakika içerisinde alınmış olması gerektiği sonucuna verdi. Kloral hidrat seviyeleri çok yüksekti. Uyku hapları çok kısa bir zaman içerisinde çok fazla alınmıştı. O anlarda yetkililer polis raporlarında Marilyn'in ölümünün kaza sonucu olabileceğini aktardılar. Ancak dostları hayat dolu yıldızın bu kadar aniden öldüğüne inanamıyorlardı. Sağlık görevlileri cesedini evinden çıkartırken. Ölüm haberini duyan aktris Sofia ağlamaya başlamıştı. Yazar Truman, İspanya'dan yazdığı bir mektupla aktriste olan dostluğunu anlattı. Haplar ve içki alemleri tarafından yayılan kasvetli umutsuzluktan daha çok pembe bir tablo çizdi. Marilyn'in ölümüne inanamıyorum. O çok iyi kalpli bir kızdı. Gerçekten çok saftı. Meleklerin tarafındaydı. Zavallı küçük bebek. Çok sayıda dostu kısa bir zaman içerisinde onun ölümünün resmi raporunun bir yalan olduğunu,
ve cinayetini halktan gizlemek adına göze batan bir çaba sarf ettiğini iddia etmeye başladılar. Bacon şöyle diyordu. En ufak bir depresyonda bile değildi. Meksika'ya gitmekten bahsediyordu. Başka bir dostu Pat, onun ölümünden önceki gece bir sonraki gün sinemaya gitmek adına neşeli planlar yaptığını anlattı. Joe DiMaggio, fiziksel olarak mükemmel durumda olduğunu ve harika hissettiğini aktardı. Ölüm belgesini imzalayan adli tabip yardımcısı bunu baskı altında yaptığını aktardı. İncelenen kanıtlar herhangi bir suç davranışı teorisini desteklemiyorlardı. Soruşturmada bazı olgusal tutarsızlıklar ve yanıtlanamamış sorular vardı. Belki de en ünlü komplo teorisi Robert Kennedy'nin onun ölümünü düzenlediğiydi. İddiaya göre John F. Kennedy ile olan ilişkileri gün ışığına çıkarsa geri dönüşü olmayan karakter yıkımından korkuyorlardı. Russo ise eski sevgilisinin bir mafya olduğunu ve o dönemlerde onun peşinde olduğunu açıkladı. Vasiyeti 48 saat içerisinde alışveriş torbalarına doldurulup sayısız gizemli belgeyle beraber yok edildi. Bütün bunlar polisler ifade alırken oldu. Vasiyeti 16 Ağustos'ta vasiyetname için dosyalandı ve 100 bin dolarlık bir güvence oluşturuldu. Annesine yıllık 5 bin dolar, oyunculuk koçunun dul eşine yılda 2500 dolar, üvey kız kardeşi için 10 bin dolar, eski sekreterine 10 bin dolar ve oyun yazarı Norman'a 5 bin dolar aktarıyordu. Bu cömert bağışların hiçbiri olağan dışı olmasa da son bir madde oldukça merak uyandırdı. Monroe, 61'de kendisini Pain Clinic'indeki yastıklı bir hücreye zorla hapsetmiş olan New Yorklu psikiyatrist Marianne Criss'e mal varlığının %25'ini aktarıyordu. En sonunda onun nasıl öldüğü asla kesin olarak bilinemedi. Ancak parlak, yetenekli genç bir kadının hayallerini gerçekleştirdiğini, bunun sonucunda trajik bir şekilde öldüğünü biliyoruz. Açıkça zengin ve ünlü olmak için büyüyen umutsuz rüyası her ne kadar gençliğinin doğasında var olan travma hiç terk etmese de karşılığını fazlasıyla almıştı. Anksiyete ve depresyonla boğuşan genç yıldız bir an olarak rahatlamak adına düzenli olarak uyuşturucu ve alkole yöneldi. Bu da zamanla işini etkilemeye başladı. Otopsi raporunda sayısız hap içtiği için öldüğü yazıyordu. Ancak midesinde kapsüllerden hiçbir iz bulunamadı. Davayla ilgili olan genç adli tabip Thomas, daha sonra davanın yeniden açılmasını talep etti. Belki de en şüpheli olanı Monroe'nun kayasının gecenin bir yarısı polisler geldiğinde ölü yıldızın çarşaflarını yıkarken görülmesiydi.